Değerli hocam, 11 Eylül'de Florida'daki bir kilise protesto amacıyla Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamış. Kilisenin lideri olan rahip zaten İslam'a olan ön yargılı bakış açısıyla biliniyor. Sizin anlattığınız şekilde bazı evanjeliklerin yanlış bir bakış açısı var. Ben Amerika'da yaşıyorum hocam. Böyle eylemlere karşı bir Müslüman olarak nasıl tepki vermek gerekir? Sizi çok seviyoruz değerli hocam. Sohbetinizden çok faydalanıyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Nurdan Hanım yazmış. Allah sizleri de bizim başımızdan eksik etmesin. Allah sizleri Maşallah orada hocam. güçlü İnşallah kılsın. Hakim kılsın. İslam'ı Amerika'ya tamamen hakim etsin Cenab-ı Allah. İnşallah hocam. Sevimli Nurdan'ın yapacağı ne? Diyecek ki Kur'an açacak. Sen Hristiyansın değil mi? Bak. Cenab-ı Allah burada Hazreti İsa Aleyhisselam'ı övüyor. Evet. Mübarek peygamber olduğunu söylüyor. Evet. Ne diyor? O dünyada da ahirette de masumdur diyor. Evet. Değil mi? Evet hocam. Cennetlik inşallah. Maşallah. Annesine ne diyor? Hazreti Meryem annemize bütün dünya kadınlarının en üstünüdür diyor. Evet. Sen bunu mu yapıyorsun hemşerim diyecek. İnşallah. Hazreti İbrahim'e inanıyor musun diyecek. İnanıyorum, seviyorum. Bak burada Allah Hazreti İbrahim'i övüyor diyecek. Nuh'u övüyor. İshak'ı Evet. övüyor. Eyyub'u ve bütün peygamberleri övüyor. Sen neyi yaktığını farkında mısın? Sen kendini yakıyorsun diyecek. İnşallah hocam. Değil mi? Evet. Kendi cehennemini hazırlıyorsun diyecek. Aklını başına al diyecek. İnşallah hocam. İnşallah. Sen İncil'e tabiyim diyorsun. Değil mi? Evet. İncil'in özünü, aslını, gerçeğini yakıyorsun diyecek. İnşallah. Çünkü Kur'an İncil'in gerçeğidir. Tevrat'ın gerçeğidir. Evet. Hazreti İbrahim getirdiği dinin gerçeğidir. Evet. Hak olan İslam dinini anlatan şu an tahrif edilmemiş tek kitaptır. Evet. Sen ne yaptığının farkında mısın diyecek inşallah. İnşallah. Çünkü gerçek İncil'i öğrenmek istiyorsa Kur'an'a bakacak. Gerçek Tevrat da Kur'an'ın içerisindedir. Evet. Evet hocam. İnşallah. İnşallah.